Herkese merhaba. Arkadaşlar konumuz akrilik boya başlangıç malzemeleri. Şimdi resim yapabilmek için temelde 3 farklı tür malzemeye ihtiyacımız var. Boya, fırça ve tuvaldir. Şimdi kısaca neler lazım onlara bakalım. Bu videoyu elimde hiç malzeme olmadığını düşünerek anlatacağım. Yani akrilik ile resim yapmak istiyorum ve malzemeye ihtiyacım var. Neler almam gerek onlara bakacağız. Şimdi ilk önce boya seçiminde renklerden başlıyorum. Boyada marka önermeyeceğim. Akrilik boya markaları hakkında bir video çekmiştim. Onu izlemenizde fayda var. O videoyu da aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim ayrıca. İzlemeyenler oraya bakabilirler. Bütçenize göre uygun bir marka seçersiniz. Şimdi buradaki renkler Color Tone'un renk skalası. 38 farklı renk var burada. Tabii ki hepsini almamız mümkün değil. Olmazsa olmaz renklerden başlayarak birkaç tane de ana renk ilave ederek boya seçimimizi tamamlıyoruz. Çok fazla teferruata girmeden kısaca ben size hemen göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar almamız gereken renkler bunlar. Burada 14 tane boya var. Şimdi bize kesin lazım olacak şeylerden şöyle bahsedeyim. Beyaz, siyah, sarı, kırmızı, ve ultramarin. Bunları kesin alıyoruz. Yanına koyu yeşil, bir tane açık yeşil. Şimdi koyu yeşile sarı girerseniz şu renge yaklaşırsınız ama benim size tavsiyem bu açık yeşili almanız. Şu tavsiye ettiklerimi sağ tarafa dizeyim. Soldakiler kesin almanız gerekenler. Şimdi kırmızıya sarı girerseniz turuncu olur fakat bu tonu yakalamakta zorlanabilirsiniz. O yüzden bir tane turuncu almanızda fayda var. Şimdi koyu maviye beyaz eklerseniz açık mavi olur fakat serulean mavisi çok güzel bir mavidir. Bunu yakalayamazsanız eğer bir tane açık mavi almakta fayda var. Bir tane Burnt Umber. Bu normalde koyu kahverengi fakat bu birazcık burada açık çıkmış rengi, neden bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane rengimiz var. Arkadaşlar şimdi şu iki rengi birbirine karıştırırsanız Prussian mavisine Emerald Green ve biraz da beyaz eklerseniz turkuaz yakalarsınız. Fakat benim size tavsiyem, yani para probleminiz yoksa bunların hepsini alın, elinizde dursun. Bunların haricinde ihtiyacınıza göre yakalayamadığınız tonları gidip tek tek satın alabilirsiniz. Ama başlangıç olarak bu renklere ihtiyacınız var arkadaşlar. Fırçalar konusunu en baştan anlatmayacağım. Daha önce bir videoda yağlı boya resim başlangıç malzemeleri isimli bir videoda ihtiyacımız olan temel fırçaları orada gösterdim. Videonun bundan sonraki kısmını o videodan alarak devam edeceğim. Bir tane 10 numara kedi dili fırça. Bir tane 10 numara sivri uçlu fırça. Bir tane yan kesik fırça. Bir tane yelpaze fırça. Bir tane düz kesik fırça. Birkaç tane de detay fırçası. Bir tane spatula. Akrilik için fırça seçiminde dikkat etmemiz gereken şey çok sert kıllı fırçalar olmaması. Tabii uygulayacağınız tekniğe göre sert kıllı da kullanabilirsiniz belki ama normalde orta yumuşak kıllı fırçalar tercih edilir. Çok yumuşak fırçalarda renk geçişleri yapmak için bazı bölgelerde ihtiyacınız olabilir. Fırçalar videosunda bahsetmediğim akrilik için bir de zemin fırçası olursa elinizde iyi olur. Zemin fırçası almak istemezseniz yelpaze fırçayla da geniş alanları rahatlıkla boyayabilirsiniz. Fırça temizliği için kavanoz ve bir de kağıt havluya ihtiyacınız var. Fırçalar konusu da bu kadar. Boyaları, fırçaları bitirdik. Şimdi sırada tuval seçimi var. Arkadaşlar tuval seçimi tamamen size kalmış. Akrilik boyanın çalışma alanı bayağı geniştir. Her türlü yüzeye akrilik boya uygulanabiliyor.
İster hazır tuval üzerine yapın, ister MDF, ister duralit, isterseniz resim kağıtlarına, kartonlara, isterseniz de duvara bile çalışabiliyorsunuz. Onun için ihtiyacınız olan şey üzerine resim yapacağınız bir yüzey. Seçim size bağlı. Başlangıç olarak ölçüleri çok fazla büyük olmayan orta ölçülerde bir tuval alırsanız tuvali tanımış olursunuz. Hem de daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Nazlı Hanım'ın sorduğu soru üzerine bu videoyu çekiyorum. Akrilik boyayla ilgili daha fazla video çeker misiniz? Başlangıç olarak neler alınmalı, nasıl başlanmalı, nasıl kullanılmalı demiş. Şimdi ara ara fırsat buldukça akrilikle ilgili video çekiyorum. Çekmeye de çalışacağım. Başlangıç olarak neler alınmalı sorusunun cevabını sanırım bu videoda verdik. Nasıl başlanmalı sorusunun cevabı ise arkadaşlar bu size bağlı. Malzemeleri alıp başlıyorsunuz. Hepsi bu. Bir sonraki videonun konusu ise nasıl kullanılmalı sorusunun cevabı olacak. Beraber çok basit temalı bir resim yapalım diyorum. Bunu anlatarak yapacağım. Çok kolay bir konu seçeceğim. Eğer malzemeleri tedarik ettiyseniz videoyu izleyerek siz de aynısını yapmaya çalışabilirsiniz. Arkadaşlar bu iş pratikten geçiyor. Kanaldaki videoları izleyip nasıl yaptığını, nereden başladığını gözlemleyerek ve gözlemlediğiniz şeyi deneyerek, uygulayarak öğrenebileceğiniz bir sanat. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok gelişirsiniz. İhtiyacınız olan ilk şey başlamaktır. Başlamak için de iradenizi bu yönde kullanmanız gerekiyor. Eğer resim yapmak istiyorsanız. Evet, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.